dinleyicilerimiz. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğuna emin olun. Çalan cep telefonumuzun en başta oyunu, oyuncuyu ve diğer izleyenlere etkilediğini unutmayınız. İyi seyirler. Oyun zili, gelin hadi. Bu sihirli dünyaya sizle. Kalpten dileğinsiz yeter ki gerçekleşir dileklerin hepsi. İşte size Pinokyo'nun eğlenceli bir hikayesi. Gerçekleşir dileklerin hepsi. İşte size Pinokyo'nun eğlenceli bir hikayesi. Katılın siz de bize şimdi. Gülelim hep birlikte, birlikte, birlikte. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde, küçük bir kasabada, Geppetto adında yalnız, ihtiyar bir kuklacı yaşarmış. Yalnızlığını paylaşması için kuklalar yapar, onlarla konuşur, onları konuştururmuş. Oh, merhaba benim sevgili kuklam. Sana merhaba, fırça kafalı ihtiyar. Ne dedin sen bakayım? Bana bak, benim de düzgün konuş. Konuşmazsan ne yapacaksın fırça kafalı ihtiyar? Aa, şu sözlerine bak şunu sen. Bana bak, unutma ki seni, buradaki diğer kuklaların hepsini ben yaptım. Yaptın da ne olacak? Artık çok yaşlandın. Kukla yapamayacak, oynatamayacak durumdasın fırça kafalı ihtiyar. Demek öyle ha. Fırça kafalı ihtiyar dersin bana. Sen şimdi görürsün. Bundan sonra burada duracaksın. Heh. İşte yeni yerin burası. Buradan da hiçbir yere ayrılma. Bu sana ceza olsun. Aslında eskisi gibi kuklalar yapamıyorum. Onları oynatamıyorum. Birazcık yaşlandım. Tabii. Ama bir kuklam var. Onu tamamladığım zaman, işte o zaman her şey de tamamlanmış olacak. Yaşlandıkça böyle olur olmaz zamanda yorulup uykularım geliyor. Birazcık şurada aslında uyuyabilirim. Sonrasında da çalışmaya devam ederim zaten. Bana mı seslendi yahu? Ah! Ah! Sen de kimsin? Ben Nane Peri'yim Geppetto. Mavi Peri mi? Ve sen şu an bir rüyadasın. Ama şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinlemen gerekiyor Geppetto. Söyle bakalım. Uzun zamandır yalnızsın. Bu yüzden de her şeye çabucak sinirleniyorsun. Ah! Sinir
Sanırım haklısın. Haklısın ama yani ben de eskisi gibi kuklalar yapmak, onları oynatmak. Hatta benden sonra kuklalarıma bakacak birini olmasını çok istiyorum. Ama bunun mümkün olmadığını da biliyorum. Buna bu kadar emin olma Gepetto. Hayatta herkes için bir umut vardır. Nasıl yani? Benim için de bir umut var mıdır? Elbette Gepetto. Senin yalnızlığının ilacı sevgi dolu kalbin. Üstelik senin gibi bir kuklacının hayat vermesini bekleyen binlerce ağaç var ormanda. Sabırlı ol Gepetto. Sabırlı ol. Cesaret ve heyecanı ormanın yolunu tutar. Ormanın altını üstüne getirir. Acaba ne aramaktadır? Pelin'in sözlerini düşünerek aramayı sürdürür. Atölyeye götürelim şunu. Ha? Ay, 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 ay. Ha, ha, ha.
iki tahtadan bir kuklacık. Evet. Neredeyse iki gün iki gecede durmadan çalıştım. Birazcık dinledim artık değil mi? Evet kuklalar. Atölye size emanet. Ben artık birazcık dinleneceğim. Sonra görüşürüz. Benim iyice bir dinlenmem lazım.
Şimdi anlarız. Hiç kapardama. İyi. Senin iplerin de yok. Yok. İyi de sen. Sen nesin böyle ha? Şey, benim adım. İnanılmaz. He. İmkansız. Benim adım. Doğanüstü. Benim adım. Hayır. Ben. Mümkün değil. Şey, benim adım. Ne benim adım, benim adım? Söyle sen nesin? Benim adım Pinokyo. Ve ben senin kalpten dileğini karşılayayım Gepetto baba. Kalpten dileğini karşılayayım Gepetto baba. Peri'nin rüyamda söylediği kalpten dileğim. Demek o sensin ha? Pinokyo! Günler günleri kovalamış, Gepetto Pinokyo'ya eğitim vermeye başlamıştır. Pinokyo ilk olarak nesneleri öğrenir. Evet, bugün atölyemizde çok önemli olan ve sık sık kullandığımız malzemeleri tanıtacağım sana. Bak çocuğum, bunun adı çekiç. Neymiş? Çekiç. Çekiç değil, çekiç. Çekiç. Söyle. Çekiç. Bak ne diyeceğim Pinokyo. Bunun adı çekiç olsun. Ben de aynısını derim. Bunun adı çekiç. Doğrusunu söyledin işte. Ha, seni gidi seni. Şarkı söylemeyi de öğrenir. Evet, şimdi hatırladım. Bugünü çok keyifli bir etkinlikle tamamlayacağız Pinokyo. Ne yapacağız? Bugün seninle müziği, şarkıyı öğreneceğiz. Müzik mi? Evet. Böyle. Bak, sana en güzel şöyle ifade edebilirim ki, derler ki insanlar, müzik ruhun gıdasıdır. Nasıl yani? Karnı mı doyacağım? Yok yahu, o değil. Yani şöyle anlatayım, ruhun duyacak. Yani bak daha net anlatmamı istersen şöyle ifade edeyim. Müzik dinlersen hüzünlenirsin, yeri gelir neşelenirsin, duygusallaşırsın, mutlu olursun. Tıpkı gerçek bir çocuk gibi. Böylelikle ruhun doyar. Farklı farklı duygulara erişirsin. O zaman bir an önce müzik denen şeyi öğrenmek istiyorum. Tamam. Hatta seni bununla şöyle bir şarkıyla tanıştıralım bak. Bu tamam. Çok bilinen bir şarkıdır. Şimdi ben söyleyeceğim, benden sonra da tekrar edeceksin, tamam mı? Tamam. Tamam, haydi bakalım, başlıyorum, hadi iyi dinle. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçek bir bahçemizin yollarında koşarken. Şimdi sen söyle bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Daha dün annemizin yollarında koşarken. Kollarında yaşar. Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Tamam. Çiçekli bahçemizin yollarına zıplarken. Zıplarken değil. Uçarken. O da değil. Uçarken. O da değil. Sürdürken. O hiç değil. Sağa bakarken. Tamam. Sola bakarken. Tekrar sürdürken. Hayır. Peki ne yaparken? Ya tabii ki zıplarken. Bak benimle kafam karıştı. Zıplarken dedim. Koşarken. Tamam. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Güzel. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmen ve iyice pekiştirmen için tekrarlayacağız baştan sona, olur mu? Tamam. Bakın bakayım. Neşeli Orman, siz de bize katılır mısınız? O zaman
2, 3, 4. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Bravo! Ve Pinokyo son olarak yürümeyi öğrenir. Evet. Bugünkü ilk çalışmamız ise yürüme. Yürüme mi? Evet. Ben de yürümek, koşmak, hatta zıplamak istiyorum. Evet. Bunların hepsini deneyeceğiz seninle beraber. E tabii bunlar için iplerini takmamıza gerek var mı yok mu ona bakacağız bir önce de. Ama ben bir an önce yürümek istiyorum. Tamam, yürüyeceksin. Ancak hep bunun için çalışacağız. Biraz sabırlı olman gerekiyor. Ama ben sabırlı olmak istemiyorum Gepetto Baba. Bir an önce gerçek bir çocuk olmak istiyorum. İşte bunun için çocuk. Bahsettiğim şey bununla alakalı. Bak sana bir hikayeden bahsedeyim. Bundan yıllar önce şehrimize bir panayır gösterisi geldi. O zaman da bir kuklacı vardı yandırdı. Ben de çok hevesliyim, meraklıyım bu işlere. Dur bakayım. Nerede kalmıştım? Evet, bu kuklacı çok hastalandı. Dur yahu. Yerine bir kukla oynatacak bir adam. Ondan sonra beni seçtiler. Ben de kuklaları oynatmaya başladım. Eğlenceli yürüme denemelerinin sonunda beklenen gün gelmiştir. Küçük bir çocuğun belki de en heyecanlı beklediği gün. Hadi Pinokyo. Biraz acele et çocuğum. Daha ilk günden okuluna gecikeceksin. Geldim. En azından durmayı öğrendik. Evet. Öğrendim. Evet, şimdi bak çocuğum.
çocuğu bugün okulunun ilk bir ve çok önemli bir günü. Bak, belirli kurallarımız var. Öncelikle okuldaki arkadaşlarınla iyi geçineceksin. Tamam. Öğretmenlerinle de iyi geçineceksin üstüne. Öğretmenlerine de sözlerini dinleyeceksin. Sözlerini mutlaka dinleyeceksin. Ve asla kimseye yalan söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam. Çünkü yalan söylediğin zaman karşındakini kandırır ve onu aldatmış olur. Bunun da kötü sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Tamam. Ve gelelim en önemli kısımlardan birine daha. Bu da sakın ha sakın orman yolundan gitmek yok. Yok. Benim sana dün gösterdiğim yoldan gideceksin okuluna, tamam mı? Tamam. Heh, aferin sana. Hadi bakalım o zaman, daha fazla oyalanma da doğruca yolculuğa başla. O zaman ben gidiyorum. Hadi bakalım Pinokyo. Ben gittim. İyi dersler çocuğum. burayı toparlayalım bakalım biz de birazcık. Neyse yapıştırayım ben bunu. Şurada bir yerde yapıştıracağım. Cebet Pinokyo, ne oldu? Ben bir şey unuttum. Ne unuttu? Öğretmenlerimiz okula gelmeden önce demişti ki mutlaka kalem, kitap ve defter alın. Hayır. Bir de ben bunları nasıl alacağım? Doğru, doğru söylüyorsun. Benim aklımdan çıkıvermiş. Dur bakayım şurada. Şurada. Geçenlerde sattığım bir kukladan birkaç altın param vardı. Heh, buradaymış. Evet. Şimdi bunun bir kısmında yiyecek almıştım. Bunun içinde de bir altın para kalmış. İşte bu yetmez ki. Annem. Sana demedim çocuğum, ben kendi kendime konuşuyordum. Bir de ne yapacağım ben şimdi? Pinokyo. Annem. Sen burada bekle çocuğum, ben hemen geleceğim buraya. Tamam, hele. Dur halledeceğim, hemen geliyorum sen. Hiçbir yere ayrılma. Ben. Geliyorum. Bir de. Bak, Hüpetto babam. Niye gitti ki? Sen de git. Yoksa. Para getirdim. Diğer kuklalarda benden daha mı çok seviyor acaba? Ay. Belki de onları daha fazla önemsiyor. Hayır. 5. Ne okuyor? İyiyim annem. İyiyim Gepetto baba. Al bakalım şunu. Bunun içerisinde tamı tamına 5 altın para var. Koyca bir de koy. Tamam. Şimdi bununla defterini, kitabını, kalemini, çantanı alabilirsin, tamam mı? Tamam. Tamam hadi doğruca şimdi okuluna doğru gidiyorsun. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. İyi dersler Pinokyo. İyi dersler çocuğum.